Şakir, inanmıyorum. Yine mi buraya düştük biz? Nasıl geldik? Ne zaman geldik? Niye geldik? Hiçbir şey anlamadım. Herhalde yine bir sürü şifre ve pusula bulacağız. Hayır, bilemediniz. Bu sefer şifre ve pusula yok. Yok mu? O zaman ne yapacağız? Çıkmak için neyi takip edeceğiz? Ne araştıracağız, bulacağız? Etrafınıza iyi bakın çocuklar. Allah Allah, ne biçim şey bu böyle ya? Her gelen bir laf söyleyip gidiyor. Siz de gelip buraya bizimle birlikte şu hapishaneden kurtulmayı denesenize. Siz zeki çocuklarsınız. Etrafa iyice, iyice bakın. Heh, bir annem eksikti akıl vermeyen. Annemin bugün günü yok muydu? Nasıl geldi de bize akıl verdi? Şakir, hala olayın farkında değilsin. Biz paralel evrendeyiz şu anda. Yani Canan? Yanisi yok işte Şakir. Gerisini bilmiyorum. İyi bakın. İyi bakın. Hatta çok çok iyi bakın. Orasını anladık, anlamasını da nereye bakacağız? Durum anlaşıldı Canan. İş başa düştü. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım iyi bakmaya. Aa, kartondan bir hapishane. Bomboş bir yer. Çok ilginç. Galiba atladığın bir şey var Canan. Baksana, duvarda bitki bitmiş. Bu bir işaret olabilir mi acaba? Bakayım. Maalesef. Bunun bir işaret olacağını hiç zannetmiyorum. Devam edelim Canan. Aa, annemin. Annemin ütü masası bu. Bunun da sağında sonda bir işaret falan yok. Şakir, arkana bak, arkana. İnanmıyorum Canan. Karnım da çok acıkmıştı. Bir tane sahanda yumurta ve kızarmış sosis. Tam bir pazar kahvaltısı. Ben dayanamayacağım. Bunlardan yemek istiyorum. Ama Canan, biliyorsun burada hiçbir şeyin güvencesi yok. Ya bir şey olursa ne yapacağız? Olsun. Altı üstü yumurta ve sosis. Ne olacak ki sanki? Hadi yiyelim Şakir, boş ver. Karnım zaten çok acıkmıştı. Oh, karnım da bir güzel doydu. Aa, üstümdeki elbiseler titremeye başladı Şakir. Canan. Efendim Şakir, ne oldu bana? Gözümde de gözlük var, onu fark ettim. Ama diğerlerini göremiyorum şu anda. Kötü bir şey olmadı galiba. Sadece kıyafetlerin değişti. Ama pek yakıştı, merak etme. Tokan, gözlüğün, eteğin. Çok güzel oldu, çok güzel. Ama ben orijinal halimi çok seviyordum. Olsun Canan. Doğum gününe hazırlanmış kızlar gibi oldun şu anda. O kadar güzel olmuş muyum? Oldun oldun, hiç merak etme. Şakir bak bak. Şurada bir tane tartı var. Bir dakika, bir dakika. Herkes çevrenize iyi bakın deyip duruyordu. Önce bize yiyecek verdiler. Sonra da tartılmamızı istiyorlar. Önce ben tartılacağım. Hayır, ben tartılacağım. Ya bir dakika. İyi Canan, tamam, tartıl hadi, gönlün kalmasın. Durumlar nasıl Canan? Kilo almış mısın? Evet Şakir, tam 500 gram fazla çıktım. Hadi gel bakalım. İnanmıyorum. Ben tam 800 gram almışım. Yemeği yedik. Tartıya çıktık. Acaba şimdi ne yapacağız? Bari oklarla gösterseler de bu kadar aramasak yani. Ben buldum. Sıradaki bakacağımız şey kara tahta. Kara tahta mı? Sınıfta mıyız Canan? Ne alaka şimdi? Bak, tam da arkanda duruyor. Peki, kara tahtayı dikkatlice inceleyelim bakalım. Sevinen bir tane çocuk. 1 artı 2 daha ne eder? Bir tane uçurtma, kalem ve defter. Ben buldum. Defter, defter. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii bak. Sehpanın üstünde zaten bir tane defter duruyor. Hemen bakalım içinde ne varmış. Bak bak. Defterin üzerinde bir tane sandık resmi var. Sandık, sandık, sandık. Neredesin sandık? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma Canan, elma. Nereden biliyorsun Şakir? Sen sandık mısın? Bak işte burada. Şakir ya, ben bu gözlükleri çıkartacağım he. Sanki dikkat yeteneğimi elimden aldı yani. Dur gideyim şu tavaları iyicene bir sıyırayım da eski kıyafetime geri döneyim. Dönmüşüm değil mi? Birazcık yani. Nasıl yani birazcık? İşte elbiselerim gitti, gözlüğüm de gitti. Ama başındaki çiçek hala duruyor. Hay Allah ya, çiçeği çıkartamamış mıyız? Tüh, acaba bir daha mı gidip tavaları sıyırsam?
Canan tavaları yutacaksın neredeyse. Yeter bence. İyi peki Şakir, tamam. Nerede kalmıştık? Şimdi sandığı açıyoruz. Aa, bakar mısın? Çıka çıka sandıktan bir tane mandal çıktı. Hem de aynı annemin mandallarına benziyor. Rengi de pek güzelmiş bu arada. He? Mandal neyin işareti peki Şakir? Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. He Canan, onun cevabı kadar kolay olsaydı. Oho, bu kadar çok izlenmezdik herhalde. Peki ne demek Şakir, sen söyle bakalım. Mandal nelerle alakalı Canan? Çamaşır olabilir, çünkü çamaşır asıyoruz. Sepet. Şakir bak, çamaşır sepeti işte. Ve içinde de bir tane sihirli değnek var. Canan ya, süper gidiyoruz biliyor musun? Bu sihirli değneği acaba ne yapacağız şimdi? Tutun. Tutun da nereye tutacağız yani? Hedefe doğru tutun. Yahu hedef ne demek? Yönü ne tarafa gösteriyorsa o tarafa işte. Sevgili bilgin büyüklerimiz yine konuştu. Bence yönü şu çiçek tarafını gösteriyor. Canan hazırsan? Tamam Şakir, tamam. Hazırım, hadi başla. İşte yeşilliğin tam da karşısı sihirli değnek. Şakir inanmıyorum. Bir tane havuz çıktı karşımıza. Şimdi ne yapacağız? Havuza atlayıp uzay çalışmaları mı yapacağız? İyi de Şakir, biz maket oyuncaklarız. Havuza giremeyiz ki. Bence bu işte bir yanlışlık var. Şu sihirli değneği aynı yere bir daha tutalım. Bakalım ne olacak? Bir uzay aracı bu. Karton hapishanede. Bir havuz, bir uzay aracı. Sonra da bir sürü bilmece bulmaca. Nasıl çıkacağız buradan? Az kaldı çocuklar. Sıradaki hamleniz bu uzay mekiğini kapıya doğru yöneltmeniz. Şakir gördün mü? Az kalmış, çok az kalmış. Hadi onu da yapalım. Bitecek inşallah, bitecek. Acaba kapı nerede? Bence tam da arkamızda Şakir. Evet. Canan gerçekten de o gözlükler senin dikkatini engelliyormuş. Aferin sana. Mekiğin üstüne çıkın. Peki Necati abi, tamam. Canan bak, önünde bir sürü düğmeler var. Hadi onlara bas bakalım. Canan bak, parmaklık açıldı. Koş, ufukta kara göründü. Canan beni bekle. Yakalayamaz ki, ilk ben çıkacağım. Şimdi geliyorum yakalamaya.